Şimdi bir anayasa hazırlandı ve bu anayasa, diyoruz ki yeni bir anayasa taslağıyla geliyoruz. Şimdi bu gerçekten bir yeni anayasa mı, yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için bir anayasa değişikliği mi? Buna bir karar vermek lazım. Anayasa hep konuşuyoruz, bir toplumsal uzlaşma metni diye. Ama öyle mi? Hayır. Dayatmayla bir totaliter rejimi getireceğiz. Sonra da biz bir diktatörle devleti ve Türkiye'yi idare edeceğiz. Anayasa teklifi içerisinde insan hakları yok ise, temel hak ve özgürlükler yok ise, demokrasi ve eşitlik yoksa, bu anayasa toplumsal uzlaşmanın değil, sarayın anayasası olur. Bunu bir kere kabul edelim. Halk güvence içerisinde olmak istiyor. Halk daha etkin ve güçlü bir hale getirilmek istiyor. Fakir ve fukaralıktan kurtulmak istiyor. Terörden kurtulmak istiyor. Can derdine düşmüş. Ülke kan gölüne dönmüş. Biz sarayı güçlendirmek için burada yasayı bir an evvel çıkarma mücadelesi veriyoruz. Şimdi halkta şöyle bir laf vardır. Hani kasap et derdindedir, koyun da can derdindedir. Biz de şimdi ne dertteyiz? Halk ekonomik istikrara kavuşmak istiyor, terörden kurtulmak istiyor, fukaralıktan kurtulmak istiyor. Ama bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı, sarayı güçlendirmek. Arkadaşlar, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişinin iki dudağı arasında asla olmayacak ve biz bunu asla Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik rejim içerisinde, parlamenter rejim içerisinde, Cumhurbaşkanlığını, anayasa sınırları içerisinde Cumhurbaşkanlığını kabul edeceğiz ama asla bir diktatör gibi ona başkanlık vermeyeceğiz. Başkanlıktan sonra bir dar bölge sistemi getireceksiniz. Sonra kafanıza göre 3-5 ili bir araya getirip bir bölge, sonra bir federasyon. Zaten demek ki diktatörlerin zaten amacı şudur. Bütünleştirmek değildir, birlik değildir, bütünlük değildir. Ayrıştırıp yönetmek. Ayrıştırıp yönetmek. Emperyalistlerin de zaten taktiği budur.